Beşiktaş'ta layık ikinci devre patladı. 9 maçta 5 gol, 7 asist. Beşiktaş'ta ilk devre performansı eleştirilen layık, 14 maçta sadece 2 gol atmıştı. Sırp orta saha oyuncusu ikinci devre çıktığı 9 maçta ise 5 gol atıp, 7 asist yaparak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Deplasmanda Çaykur Rizespor'u 7 ila 2 gibi farklı bir skorla yenen Beşiktaş'ta gecenin kahramanları Adem Layık ve Güven Yalçın'dı. Layık ve Güven birçok istatistiği alt üst ederken 9 golün atıldığı bir golün de VAR ile iptal edildiği karşılaşma hiç şüphesiz haftanın en zevkli karşılaşması oldu. Birbirinden güzel 2 gol atıp 3 asist yapan Layık, Beşiktaş kariyerinin en verimli maçını oynarken, Güven Yalçın ise 19 dakikada attığı 3 golle hat-trick yaparak büyük takdir kazandı. Beşiktaş'a sezon başında İtalyan ekibi Torino'dan kiralık olarak gelen Layık, ilk devrede beklenen patlamayı bir türlü yapamadı. Forma giydiği 14 maçta sadece 2 gol atan Sırp 10 numara, asist konusunda da beklentilerden oldukça uzak kalarak bir asistle devreyi tamamladı. 6.5 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonundan dolayı kalitesi sürekli tartışılır hale gelen Layık, ligin ikinci devresinde adeta patlama yaptı ve geleceğini, Beşiktaş mutlaka kaynak yaratarak Layık'ı tutmalı, durumuna getirdi. Cezalı olduğu Fenerbahçe maçı haricinde ikinci devrenin 9 maçında görev alan Layık 5 gol atıp, 7 asist yaparak takımın en önemli oyuncularından biri oldu. Toplamda 7 gol 8 asiste ulaşan Layık, takımda da skora en çok katkı yapan oyuncu konumunda. Skor katkısında Layık'ı 2 gol 11 asist ile Quaresma, 7 gol 1 asist ile Burak Yılmaz ve 5 gol 3 asist ile Güven Yalçın takip ediyor. Sırp Yıldız'ın Torino'dan satın alma bedeli ise 6.5 milyon euro. Süper Lig'in ilk 3'te bitirilmesi durumunda zorunlu olarak devreye girecek bu opsiyon için, siyah-beyazlı yönetim daha şimdiden kaynak arayışına girdi bile. Beşiktaş'ın geleceğini oluşturacak oyunculardan biri olarak görülen Güven Yalçın da yine dün geceye damga vuran bir başka oyuncu oldu. Sezonun ilk devresinde 4. yedek iken mevcut santraforların kötü performansından dolayı Şenol Güneş tarafından Sivas Spor maçında ilk kez 11'e yazılan Güven, 2 ila 1 kaybedilen maçta attığı gol ile akılda kalan bir isim olmuştu. Bir hafta sonraki Ankara Gücü deplasmanında bu kez golün yanına asiste yazdıran genç oyuncu, sonrasında suskunluk dönemine girdi. Şenol Güneş'in sol kanatta sıkça oynattığı Güven, son 3 maçta yeniden yedeğe düştü. Rize Spor maçında skor 3 ila 1 iken Burak Yılmaz'ın yerine oyuna giren genç yetenek, bir anda 3 ila 2'ye gelen skorla, değişikliğin sorgulanmaya başlanacağı dakikada golünü atarak hem takımını, hem de kendisine güvenen Şenol Güneş'i oldukça rahatlattı. Bu gol aynı zamanda Güven Yalçın'ın 13 maç sonra attığı goldü ve genç oyuncu peşinden 2 gol daha atarak geceyi hat-trick ile tamamladı. Güven Yalçın'ın formunun devam etmesi en çok da Beşiktaş yönetimini sevindiriyor. Önümüzdeki sezon, ikinci feda dönemini başlatmayı düşünen ve bu doğrultuda minimum maliyetle transfer yapacak olan yönetim Güven Dorukhan Utku Rıdvan gibi oyuncularla gelecekti kadronun iskeletini oluşturmayı hedefliyor. Bu genç oyuncularla birlikte Vida, Burak Gökhan Gönül, Layık gibi oyuncularla da önümüzdeki sezonun kadrosu büyük ölçüde kurulmuş olacak.